Osmanlı tarihinin ilk muharebesi olarak da kabul edilen Ermeni-Beli çarpışmasından bir süre sonra Kılıçhisar Kalesi de fethedildi. Ermeni-Beli pususundan intikam almak isteyen Osman Gazi, İnegöl'e 12 kilometre kadar mesafede ve Emir Dağı eteğinde bulunan bu hisarı 300 kişilik bir kuvvetle bir gece baskını ile fethetmiştir. Osmanlı'nın ilk kale fethi olarak da kabul edilen bu zaferin tarihi 1285'tir. Kılıçhisar'ın fethi üzerine telaşa düşen İnegöl Tekfuru, ısrarlı çağrıların neticesinde Karacahisar Tekfuru'nun kendisiyle ittifaka ikna etti. Osman Gazi bu haberden sonra hızla hareket ederek Domaniç Derbendi'ni tuttu. 1286-1287 yılında Domaniç yakınlarında Ekizce'de yapılan bu savaşta Tekfurlar mağlup oldu. Bu muharebede Osman Gazi'nin büyük kardeşi Savcı Bey şehit oldu ve Söğüt'te babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin yanına defnedildi. Karşı taraftan ise Tekfur'un kardeşi Fihil Atos öldürüldü. Osman Gazi'nin Ekizce başarısı Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat tarafından mükafatlandırıldı. Alaaddin Keykubat, Osman Gazi'ye beylik alametleri olarak Tabıl, Alem ve Tuğ gönderdi. Söğüt'e ilave olarak İnönü ve Eskişehir'i de verdi. Onu Selçuklu Devleti'ne verdiği miri vergiden de muaf tuttu. Hükümdarın hediyeleri gelip ferman okunduktan sonra Osman Gazi de Sultan Alaaddin Keykubat'a esir ve ganimetlerden bazılarını gönderdi. Osman Gazi'nin bu başarısı sultanı memnun ederken komşu Bizans tekfurlarını da iyice tedirgin etmişti. Bilhassa Bursa ve İznik gibi büyük şehirlerin tekfurları Osman Gazi'nin bu ilerleyişini durdurmak için harekete geçtiler. Kuvveti ve cesareti artan Osman Gazi ise civardaki kasabaları fethetmeye başlamıştı. Bu ilerleyişi Anadolu beylikleri tarafından da dikkatle takip ediliyordu. Bu sırada Osman Gazi'nin arazisine komşu olan Germiyanoğulları Beyliği'nin bir memuru Eskişehir pazarında alışveriş eden kimselerden baç denilen vergiyi almak istedi. Bu durumdan haberdar olan Osman Gazi derhal Germiyan Bey'in memurunu kovdurdu ve meydana gelen çatışmada muvaffak oldu. Karacahisar Tekfuru ise Osman Gazi aleyhine çalışıyor, Yarhisar Tekfuru ile ittifak kuruyordu. Bunun üzerine Osman Gazi Karacahisar'ın mutlaka alınması icap ettiğini düşünerek harekete geçti. Bütün kuvvetlerini toplayarak kale üzerine yürüdü. Kaleyi koruyanlar birkaç kere karşı saldırıya geçtilerse de Osman Gazi ve askerleri uzun süre muhasaradan sonra 1291 senesinde kaleyi zapt ettiler. Pek çok ganimet ve esir alındı. Kalenin tekfuru ise esir edildi. Osman Gazi tekfuru ve ganimetlerin bir kısmını büyük bir heyetle Selçuklu Sultanı'na gönderdi. Sultan da Osman Gazi'ye Balaban Çavuş ismindeki adamıyla ferman, tuğ, alem, tabıl ve birçok hediyeler gönderdi. Osman Gazi'ye gönderilen bu fermanda Osman Gazi'nin fi sebilillah ilahi emirleri reddedenlere karşı gazayı işar edinip ilahi farizayı da icra etmesi methediliyordu. Adalete tesisi gaye edinip zalimin şerrini mazlumların üzerinden kaldırıp yeryüzündeki zalimleri ve onların zulümlerini def etmesi için gayret etmesi tavsiye ediliyordu. Devletin devamı için ise Cenab-ı Hakk'a niyaz ediliyordu. Bu fetihten sonra Karacahisar Kalesi'nde bulunan kilise camiye çevrildi. Bu kiliseden camiye çevrilen ilk mabettir. Karacahisar'ın alınması Osmanlı tarihinin mühim hadiselerinden birisidir. Osmanlı Devleti'nin ilk hutbesi bu camide Cuma günü Osman Gazi adına Dursun Fakih tarafından okunmuştu. Şeyh Edebali'nin talebelerinden olan Karamanlı Dursun Fakih, Karacahisar'a ilk Osmanlı kadısı olarak tayin edildi. Daha sonra buranın subaşılığına da getirildi. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip öneriler kısmına çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Daha fazlası için kanala abone olmanızı rica ederiz. Allah'a emanet olun.